Selam sevgili dostlar, ben Playdiya Demir Akırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim, şu an yapmamızı istedikleri şey şu. Haritaya bakıyoruz. Haritadaki olay şu: büyük aç üste gelecek, onun üstünde su olacak. Siyah aç sağa, beyaz aç sola gelecek. Yapacağım şey bu. Tamam, bunu yapmaya çalışıyoruz şimdi. İlk olarak şurada başlıyoruz. Bu yukarı gelecek abi. Yanlış oldu. Tamam. Baksana, kovayı üste koyunca bir şey hareket etti. Mekanizmadan kapıya giden bir kanal var. Tamam. Kova üste gelecek o zaman. Orada kalsın. Dur, şunu bir değiştirelim. Yok, dursun. Bir o dursun bir dur. Şunu... Tamam. Şimdi... Siyah sağda olacaktı değil mi? Güzel. Dur, olmadı. Siyah şöyle alsak. Tamam. Şunu yer değiştirmemiz lazım. Tamam. Şimdi komple değiştirdiğimizde şurayı olmuş olacak. Lan yanlış Çocuğum, yaptık. Yine yanlış bu yaptık ya. sevmeyi deneyebilirsin. Olmadı. Yanlış yaptık. Şunu da şunu değiştireceğiz. Yok. Tamam. Dur lan, yanlış oldu. İşte yanlış oldu. Şimdi bizim istediğimiz şu, değil mi? Böyle olmasını istiyoruz. O zaman siyahın yerini değiştireceğiz. Dur, siyahın yerini bir birim değiştirdik mi? Sorun çözülmüş olacak. Güzel. Şöyle yapacağız. Lan. Tamam, güzel. Şimdi şuradan siyahın yerini değiştireceğiz. Evet, bununla. Şimdi oldu galiba. Bir dakika. Şimdi sarı haçın yerini değiştirdik mi? Böyle olacak. Tamam. Şimdi oldu gibi. Yani şöyle olacak ya. Siyahın yerini bir birim değiştirdik mi? Oldu olacak. Yani tam olacak. Of, ne kadar yoruldu. Yorucu oldu. Hayır, ters. Tamam. Şimdi yaptık galiba. Şimdi doğrusunu yaptık gibi. Kardeş, ben niye yanlış yapıyorum ki bunu ya? Dur. Tamam. Şu ikisini yer değiştireceğiz ya. Bu kadar zor olmaması gerek bu işin. Ha, bu işte ya. Şimdi şunu da şöyle yapacağız. Tamam, şimdi oldu be. Öf, bir saattir. Şimdi doğrusunu yaptık ya. Aman, neymiş bu? Tamam, Tamam bir şey be mi bu. olmalı? Of. Ha, hadi bakalım. Bakalım mı? Kolu çekecek misin? Nathan, bak. Galiba başardın. Evet, yaptık. Bak, gördün mü? Galiba. Su oraya akıyor. En azından yaşıyoruz. Bu da bir şey.
su devam etti akmaya ve kapının açılmasını sağladı. O kapının kilidine suyu vurdum, peki, açıyor. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Bence başka testler de olacak. Çünkü niye hemen bitirsinler ki oyunu, değil mi? Uzatsınlar bize, başka bilmeceler çözülsünler. Dağdan dağa, taştan taşa atlasınlar bizi. Biraz daha zıplayalım. Yetmez, biraz daha zıplayalım. Hemen niye bitsin oyun? Şurada bir kanca varmış. Onu, kancamızı oraya atıyoruz. Hop, zıplıyoruz. Ama nereye? Şu tarafa. Güzel. Şuraya zıplayabilir miyiz? Bir deneyelim. Oraya çıkabilmemiz için şu taşı... Galiba şu kırık köprüye çıkmalıyız. Evet, o kırık köprüye çıkmamız gerekiyor. Belli. Hey, gelsene. Seni kaldırayım. Gel kardeş, kaldırayım seni. Kaldır beni, kaldır beni. Umarım tüm oyun böyle bitmiyordur ya. Lütfen böyle olmasın. Harbiden bayılmaya başladım artık. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. İyi fikir. Altında da olsam ne olur? Kafama düşüp öldürür mü acaba ya? Bir şey söyleyeceğim. Bütün bu işleri niye hep bu yapıyor? Sen niye yapmıyor abi? Hadi oğlum. Beni takip et. Kardeş takip et de keçi gibisin. Zorlaştırmak için çabalamışlar değil mi? Evet, zorlaştırmak için çabalamışlar. Yollar yıkılmamış olsa daha kolaydı. Hadi ya. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Abi, anksiyete problemi olan insanlar için birebir bir oyun. Sinir stres sahibi yapıyor. Platform oyunları bana göre değilmiş ya. Bundan sonra platform mekaniği çok olan oyunları oynamayacağım. Bu son oyunum yani platformlar olan. Çünkü sinirim bozuluyor. Çatışalım abi, vuruşalım, kapışalım. Ama şu dağdan dağa, taştan taş atlama olmasın yani. Biraz olsa tamam, okey. Birkaç sefer. Ama oyunun yarısından çoğu böyle olunca kim? Gloynol Gimli'nin mezarı mı? Ne bu? Galiba şuradan gideceğiz. Güzel. Buradan nasıl geçeceğiz abi? Şuna Q mu atacağız? Galiba buradan tırmanacağız. Yok, o da değil. Ne yapacağız abi? Karşıya mı zıplayacağız? Evet, karşıya zıplayacağız. Harika. Yine zıplamalı, atlamalı bir bölüm. Ha, bir şey oluyor. Sinematik girdi araya. Dur. Ne? Dine. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinci, siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Rafe, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ikili bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o açı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum.
ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haça almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de belki önümüze bakma zamanıdır. Rafe, kişisel algılama. Evet tabii. Bir şey çıkar. Rafe tam bir seri katil, seri katil gibi bakıyor ya. Böyle gözleriyle. Ürkütücü biri yani. Biz de buna kulak misafiri olmuş olduk. İyi oldu. Aracını havaya uçurmadan harekete geçelim. Ya da yiyişmeye başlamadan. Hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Rafe'in seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantaj onda olmadığı sürece hani fark etmez. Şey tam görev adamı ya Nathan. Baksana sen hangi ev falandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Bu ne be? Burada bir şey var. Bir hazine daha bulduk. Neymiş bu? İnceleyelim mi? Kalaylı kutu. Öten kalaylı kuş. Kayar, tokalı bıçak. Güzel. Bunlar da böyle girip girip ara ara küçük bulabileceğimiz sürpriz hazineler efendim. Nereden çıkacağız lan buraya? Ah, zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa trambolin. Evet, ne yapacağız? Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Bir dakika. Trambolinin mi var? Keşke. Şu kutuyu bir itmesi lazım yukarı çıkıp. Onu da büyük ihtimal ben yapacağım. O kancayı tutunca... Tamam ya, tamam. Hayır. Ya bu ip mekaniği benim harbiden sinirim bozmaya başladı ha. Aman tanrım, Nathan. Ölmek istiyorum. Ölüyorum daha doğrusu. Çok mu indik lan? Biraz fazla indik galiba. Birazcık daha çıkalım. Yeter be. Şu aradan denk getireceğiz. Birazcık daha şöyle. Tamam. Ya.
Ya yok abi, olmuyor. Nasıl olacak bilmiyorum ya. En sonuna kadar getirelim. Bir de öyle deneyelim. Yapacağınız oyuna da, size de. Hadi bakalım, bir de böyle deneyelim. Şu an sihir kat sayım yavaş yavaş artıyor abi. Lan bu ne ya? Yapacağınız oyunun da sizin de. Vallahi nefret ettim bu mekaniklerden artık yani. İnsanın sinir bozuyor, iyice şey oluyor biliyor musun? Yapamaz hale geliyor. Ulan acaba başka bir yerden mi tutunacağız diyorum ama yok. Sonunda be. Bu kadar da basitmiş abi ki. Bekle. Abi bir yerde takılınca insan şey yapıyor, çok zorlanıyor. Altında kalma. Teşekkür ederim efendim. Patlatmaya başladılar. Katedrale yaklaşıyoruz. Ya da harabesine. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. İnşası yıllarca sürmüştür. 400 milyon doları saklamak için masraftan kaçmamışlar. Hadi bakalım. Kasadan ağır olmaman güzel. Evet, yok yoksa dibini boylardık. Evet sevgili dostlar. Burada bir ara veriyorum. Biraz yoruldum açıkçası. Yoğunlaşamıyorum artık oyuna. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda işte buraya kancayı takıp karşıya atlayacağız. Sonra diğer tarafa atlayacağız. Çekirge gibi, maymun gibi etrafta zıplaya atlaya zıplaya Nathan ve Sam'le birlikte yolculuğumuza devam edeceğiz. Yorulduğum için biraz daha sessizleştim. Daha doğrusu biraz sinirim bozuldu sesleşmemin sebebi bu. Bu tarz böyle atlamalı zıplamalı şeylerden pek haz ettiğim söylemez. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.